Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz haftalarda TÜRDEF Genel Yayın Yönetmeni ve İngilizce yayın yapan sitenin sahibi gazeteci Özgür Ekşi ile beraber bir yayın yapmıştık. Savunma konusundaki son gelişmeleri biraz diplomasi ışığında, biraz ikili ilişkiler ışığında değerlendirmiştik. Ve bu yayının sonunda da eğer hoşunuza gittiyse lütfen olumlu mesajlarınızı yazın ve bu serinin devamını getirelim demiştik. Ve sizlerden de gelen olumlu, güzel tepkiler üzerine Özgür Ekşik tekrar karşımızda. Özgür merhaba. Merhabalar Tolga. Tekrar beraber olmak çok güzel. Gelsin diyenler, dinleyelim diyen yayınlara da çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz ilgi gösterdiler. Biz de farklı konularla senle devam etme kararı aldık. Umarım bu konuda onların hoşlarına gider. Tek bir konu üzerine odaklanmak istedim ben bu yayında. Malum Türkiye'nin geçtiğimiz Ekim ayından, geçen yılın Ekim ayından bu yana F-16 alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda önemli bir adımı var. Hedef alınacak 40 adet Block 70 F-16 ve modernize edilecek, yani F-16 ve Block 70 Viper standartlarına yükseltilmesi hedeflenen 80 adet F-16 ile birlikte etkin bir güç haline gelinmesi ve milli muharip uçağa geçinceye kadar bu sürecin ara uçakla doldurulması gibi Türkiye mantıklı bir adım attı. Ve tabii ki bu ihtiyaç karşılanacak. Uçaklar modernize edilecek ve mevcut yapı üzerinden devam edecek. Peki sana sormak istiyorum. Herhangi bir şekilde bir ülke dışarıdan böylesine büyük bir alım yaptığı zaman, ki benim tahminimce bu alım yaklaşık 8-10 milyar dolar gibi büyük bir miktar tutabilir Türkiye açısından. Nasıl bir prosedür işliyor? Kongre süreçleri nedir? Biraz onları duymak isterim senden. Şimdi evet 40 adet blok 70 uçak artı 80 adet de modernizasyon kitini konuşuyoruz. Daha çok savunma kulislerinde 6 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediliyor ama buraya neyin ekleneceği, neyin çıkarılacağıyla dediğim gibi 9 milyarı bulabilir. Böyle büyük alımlarda önce bir kongre süreci var. Kongrede bütün partilerin bunu onaylaması gerekiyor. Yani bir şey alması gerekiyor daha doğrusu. Bütün partiler demeyelim. Çoğunlukla gidiyor çünkü bu iş. Parti, zaten iki tane Çoğunlukla parti var gidiyor. Amerikan Kongresi'nde, Evet, Cumhuriyetçiler yani bir ve de çoğunluk Demokratlar. oylarına bakıyor. Bütün partiler demek doğru değil gerçekten. Belli bir şeyin onayını alması gerekiyor. Fakat bu iş böyle çok kolay bir şey değil. Amerikan başkanının buradaki senatörleri ikna etmesi gerekiyor. Onların gönlünü hoş etmesi gerekiyor. Geçtiğimiz Böyle günlerde de bir mektup geldi bununla ilgili. aynen. Şimdi bu aslında bir ilişkilerdeki değişimin sinyali olan bir mektup. Çünkü Biden çok uzun zamandan beri Türkiye ile ilişkilerde, geçmiş dönemde özellikle Türkiye ile ilişkilerde çok her şeye sıcak bakmadığı bilinen bir başkandı, bir kişiydi. Ve uzun zamanda bu tutumunu değiştirmedi. Ama Ukrayna ile Rusya arasındaki bu 24, yanlış hatırlamıyorsam 24 Şubat olması lazım. 24 Şubat'tan bu yana var olan savaş durumu Türkiye'nin bölgedeki ilişkilerini, pozisyonunu değiştirdi. Pek çok NATO ülkesinin önüne çıkarttı. Ön planda Amerika ile ilişkiler çok daha sıcak olmak durumunda. Diğer yandan da Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinde Türkiye'nin hangi tarafta olduğu, nasıl davrandığı çok daha önemli. Zaten Biden'ın da yazdığı, gönderdiği mektupta şöyle bir ifadeye başvuruyor. Diyor ki Türkiye'nin bu uçakları alması Amerika'nın çıkarınadır. Kimse dönüp de bu Türkiye'nin çıkarınadır demiyor. Amerika'nın çıkarınadır diyor. Bizim işimize yarayacaktır diyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü hep benim her zaman söylemeye ihtiyaç duyduğum bir şeydir. Türkiye'nin NATO'nun yanında mı olduğu, nerede olduğu NATO ülkeleri tarafından dikkatle düşünülmesi gereken bir konudur. Türkiye'yi NATO'nun içinde almak kolaymış gibi, güzelmiş, ucuzmuş gibi gelir. Ucuzmuşun karşılığı hani bir maliyeti yok. Türklerde şey alakası yok. Türkiye'nin NATO'nun karşısında olmasının maliyetini de düşünmek lazım. Böyle bir şeyde Türkiye'yi zaten artık böyle bir sorun da çok kalmadı. Türkiye çok daha NATO içinde önemi çok daha ön plana sonunda anlamışlar. Çıkmış durumda. Ama Biden yönetimi de kongreye
bizim Türkiye ile ilişkileri tekrar ısıtmamız, sıcak hale getirmemiz şart. Bunu o yüzden kabul etmeniz gerekiyor demeye çalışıyor. Aslında baktığımız zaman, yabancı medyaya baktığımız zaman, yabancı sosyal medyaya da baktığımız zaman öyle no jets to Turkey, Türkiye'ye jet vermeyin diye Ermeni ve Rum lobilerinin yayınlarını görüyorum ben çok sık. İşte Türkler şöyle yaparlar, Türkler böyle yaparlar, Türkler hep bildiğimiz hikayeler, hep tukaka Türkler. Ama günün sonunda bunların hiçbir işe yaramayacağını ben düşünüyorum. Ve Biden yönetiminin zaten bir şey aslında başkan kongreye böyle bir mektup gönderdikten sonra kendi prestijini de riske atmış olur. Eğer böyle bir mektuba rağmen şey geçmezse, talep onay görmezse bu kendi aleyhine de olacak bir şeydir. Zaten bu nedenle bunu göndermeden önce bir lobi süreci olur. Bir bütün senatörlerin ihtiyaçlarını anlamak, bilmek dönemi olur. Aslında biraz bu işi sadece Biden yönetimi de yürütmüyor. Arka tarafta Lockheed Martin başta olmak üzere Amerikan firmaları bunu Türkiye'ye satmanın kendileri açısından, ekonomileri açısından, işleri açısından ne kadar önemi olduğunu anlatmaya başlar. Amerika'nın en önemli lobi güçlerinden biri Lockheed Martin aslında. Bir silah satıcısı, bir savunma sanayi firması olarak. Bir yandan Lockheed Martin'in desteğini aldınız, bir yandan Biden'ın desteğini aldınız. Ben doğrusu bu lobilerin, Ermeni ve Rum lobilerinin beyhude çabaları olduğunu düşünüyorum. Ve bu paketin onaylanacağını düşünüyorum. Peki biraz sence süreç fazla uzamadı mı? Çünkü Ekim ayı 3 ay, 4 ay da buradan geçti. 7 ay gibi hani biraz böyle bir sürüncemeye kalmış bir durum söz konusu mu senin için? Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şimdi evet ve hayır. Ne zaman geçeceğine inanırsa, normal şartlarda bunun bir süreci var. Ama ne zaman geçeceğine inanırsa o zaman senatoya getirmek gibi, kongreye getirmek gibi de bir tutumu var. Sonuçta başkan yapıyor değil mi? Bunu getirecek olan başkan mı? Hani bunu kongreye sunulmasını onaylayacak olan başkan. Evet. O yani kongre kendi içinde bir takvimi bildiğim kadarıyla planlıyor ama o kongreden geçeceğine inandığı zaman yani oraya kıvamını geliyor. Bekliyor. Yemeğin kıvamını bekliyor. Gelecek, getirecek. Politika dediğin, uluslararası ilişkiler dediğin zamanlama aslında. Bugün yani ilk 21'indeydi Ekim'in yanlış hatırlamıyorsam. O mektup geldiğinin ertesi hafta gönderilmiş olsaydı muhtemelen bize koskocaman bir hayır çıkmış olacaktı. Bunda ben bir parantez açarak söylemek istiyorum. Bu S-400 konusu olsun, F-35 konusu olsun. Hani Türkiye'nin attığı adımlar da aslında Amerika'da kongrede iki partiyi de birleştirip tamamen böyle bir hayır cevabı gelmesi de o da ilişkilerin artık dibe vurduğu dönemler desek herhalde yanlış olmaz bununla ilgili. Bir hayır bloğu vardı Amerika'da. Yani Ekim ayında Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığımızda, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçiler açısından baktığımızda belki de anlaştıkları nadir konulardan biriydi Türkiye ile ilişkiler. Karşılıklı. Evet ve olumsuz olarak. Şimdi bu oldukça uzun bir süredir negatif giden bir ilişkiler var. Ve bunu biz bir mektup gönderdik, biz bir talep gönderdik. İşte size şu kadar da para vereceğiz, hadi her şey düzelsin demek kolay değil. Bunlar biraz süreç gerektiriyor. Türkiye'de biz çok alışkın değiliz. Lobi firmalarının lobi faaliyetlerini gerektiriyor. Senatörlerin bir sonraki seçimleri, bir sürü arka tarafta ilerleyen işler var. Bir günde hiçbir karar Amerika'da alınmıyor. Ben bir tekrar bölmek istiyorum lafını. Bir de tabii Amerika'da 2 yılda bir düzenlenen seçimler var. Onlar gündeme geliyor. Bir kısım senatörlerin tekrar yenilenmesi, seçim süreci, şunlar bunlar gibi de bir taraftan da devam eden bir iç politika, iç siyaset var. Buradaki mantığı da şöyle söyleyeyim. 6 yılına seçilir bir senatör. Her 2 yılda bir yeni bir seçim yapılır. 6 yılda yapılanın seçimi 6 yıl sonra gelirken ondan sonra 2 yıl sonra seçilmiş olanın da ondan sonra gelir. Böyle 1/3'lük bir değişimi sürekli
devamlılığı sağlamak, değişimi yavaş yumuşak bir şekilde yapmak ama herkesi sürekli seçim bölgesiyle iletişimde tutmak, herkese diken üstünde tutmak gibi bir yöntemleri var. Bizdeki bir gibi de arada 4 yıllık bir başkanlık seçimleri var. Hani bir de araya giren o altının evet. içerisinde bu 4 yıllık bir başkanın değişim ve yeniden seçime girme hikayesi. Ama diğerleri 2 yılda bir değişiyor. Böylece şey olmuyor. Yani radikal bir değişim olmuyor. Bütün değişim yavaş yavaş gerçekleşiyor ve bütün senatörler de sürekli bütün lobi ve diğer firmalarla iletişim halinde kalmak zorunda kalıyor. Böyle bir şeyin içinde de siz dün dündür, bugün bugündür diyemiyorsunuz. Ekim ayında geldi. İşte ben doğrusu bu kadar erken gelmesini dahi beklemiyordum. Türkiye'nin dışında gelişen bir Rusya-Ukrayna ilişkilerinden dolayı bu işin daha hızlı bir şekilde erken bir tarihte gündeme geldiğini düşünüyorum. Bir de tabii ben burada izleyicilerimize ben videosunda hazırlamıştım onu. Bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum. Sen de çok yakından gazeteci olarak beraber şahit olduğumuz ağır nakli helikopterine Türkiye'nin bir Sikorsky'den CH-53 talebi vardı. Ve bu evet. talep şu anki başkan Biden'ın büyük yani o zamanki başkanın zamanında. Bu mektubuna rağmen böyle öne çıkarak Türkiye'ye verdirmeyelim diye lobisini bizzat Biden'ın yapmasıyla Türkiye'ye bu satış gerçekleşmemişti. Bakalım tersini yapıp F-16'lar için Biden'ın baskısına kadar etkili olacak ama biraz da bu işler dün dündür 20 yıl önce, bugün bugündür 20 yıl sonra da olabiliyor galiba. Şöyle söyleyeyim, biraz evvel söylediğim Türkiye karşıtı davranışları derken biraz aslında bu Sikorsky helikopterleri düşünerek söylüyordum. Diğer yandan da galiba Fransızların sözü taç giyen baş akıllanır diye bir laf var. Şimdi öyle bir arka taraftan muhalefet yapmak, akıl vermek dönemi geçti. Şimdi önüne ne geliyorsa kararı sen veriyorsun, sorumlusu sensin, atıp tutma bitti. Hadi bakalım. O zaman da bu olacak mı, olmayacak mı? Kaybetmenin, Türkiye'yi kaybetmenin bedeli ne olacak? Bütün bunları düşünmen ve o mektuba da... Bedel yükseldi yalnız. Kaybetme bedeli bu aralar biraz yükseldi. Kasa biraz arttırdı parayı diyelim bunlarla ilgili. Evet, biraz bitler midir? İddianın şeyleri biraz yükseldi. Gerçekten hani Ukrayna-Rusya savaşı Türkiye'yi çok bıçak sırtı bir yerde daha da yüksekte bir yere getirdi ve hani kimse için kabul edilebilir bir şey değil Türkiye'yi kaybetmek. Rusya için de 50 yıldır müttefiki olan bir ülkeyi yani akıl alır bir şey değil. Hani böyle bir şeyin içinde Türkiye'yi karşı tarafa kaybetmeyi hiçbir başkan kimseye anlatamaz bence. Bir F-16 için değer mi gibi bir şey söyleyebiliriz. Peki tabii çok merak edilen tekrar da bu son günlerde gündeme getirilen F-35 konusunda sen ne düşünüyorsun? Bunun arkasından bir F-16 sonrasında bir F-35 durumu olabilir mi? Senin de fikrini almak isterim. Şöyle şimdi bir defa ben F-30 yani işin iki tarafı var. Milli Muharip Uçak Projesi'ne ne kadar engel olur? Çünkü ciddi bir finansal şey var, yükü var bu işin. Onu bir düşünmemiz gerekiyor. Diğer yandan bu uçaklar lojistik anlamda ve maliyet anlamında gerçekten bir dipsiz kuyuya para akıtma işi. Hani Yunanistan biz bunları alıyoruz diye çok mutlu. Bir süre sonra yandım Allah diye kaçacaklar diye düşünüyorum. Ne yapacağız biz diye düşünüyorum, diyecekler diye düşünüyorum. Çünkü uçağın uçurma maliyeti başka bir sorun, yüksek bir maliyet. Bunların bakım onarımını sağlayacak lojistik destek bir ikinci soru. Bir de bunların onların parasını ayırmak ayrı bir soru. Üçü bir araya geldiği zaman gerçekten sıkıntılı. Türkiye bu konuda şimdi F-35A'yı konuşuyordu. Milli Muharip Uçak bunun yerini alır mı? Uzunca bir süresi var. F-16'lar geliyor. Ben küçük bir meblağın yani 24 adetlik mesela bir uçağın olmasının faydası olacağını, daha fazlaya kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani 100 uçağı unutalım. 24 maksimum olabilmeli. Belki 18'de kalabilmeli. Bilemiyorum. Bunu tabii ki hava kuvvetleri tayin edecektir. Hatta keşke F-35B olabilse. Maliyetleri inanılmaz yüksek bu arada. Niye bunu söylüyorum? Milli Muharip Uçak'la ilgili bizim kendi yetiştirdiğimiz bilgilerimiz var. Bizim BAE Systems'tan, İngiltere'den edindiğimiz bilgiler var. Ama eminim
İkimiz de beraber gitmiştik, hatırlarsın. F-35'in Türkiye'ye teslim törenine 2019 yılında, 21 Haziran mıydı? 2018. Sonrasında Türk... Efendim? 2018. Evet, pandemiden artık her şey karışmaya başladı. Her şey, bizim yıllar kaçtı, doğru. Arkasından pilotlar ve bakım ekipleri Amerika'ya gitti. Orada uzun eğitimler aldılar. Oradan aldıkları eğitimlerin ben Milli Muharip Uçak'ta çok etkisi olacağını düşünüyorum. Oradan biz çok şey öğrenebiliriz. Amerika'nın bize paylaşmadıklarını öğrenebiliriz. Ve aynı şekilde böyle bir F-35'in A'mız, B'miz olsa, farklı konseptler tabii ki ikisi. Biz buralardan Milli Muharip Uçak için, özellikle A için konuşuyorum tabii, Milli Muharip Uçak dediğim zaman, biz buradan farkında olmadığımız pek çok şeyi öğrenebiliriz. Şuna gelmek istiyorum. F-16'yı biz yıllarca kullandık. Sonra Özgür projesiyle biz kendi şeyimizi biraz özgürlüğümüzü ilan eder hale gelmeye çalıştık. Biz bunları üstünde çalıştık F-16'nın. Aynı şekilde F-35'in de üstünde çalışıp buradan edindiğimiz milli muharip bilgileri milli muharip uçağın ileriki bloklarına ekleyebiliriz inancı içindeyim. Ve F-35'lerle milli muharip uçakları beraber çalıştırabilirsek, koşturabilirsek bence inanılmaz bir şeyimiz olur, gücümüz olur. Yoksa milli muharip şey TFX F-35'in maliyetleri son derece yüksek. Bunu bilerek ama buradan da getireceği avantajları da düşünerek hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Son sorum, son zamanlarda işte nedir? Bulgaristan blok 70 alıyor, Tayvan'ın siparişleri var ama hemen öyle 18 ay sonra Lockheed Martin uçak vermiyor. Fort Worth'taki F-16 üretim hattı başka bir yere kaydırıldı ama bir yandan da uçağa çok ciddi talep var blok 70'e, çünkü birçok teknolojisi çok güncel teknoloji. Ve bu uçakların 4 yıl, 5 yıl içerisinde gelebileceği ifade ediliyor. Yani 2022'nin üzerine şu an Türkiye'nin imza attığını düşünürsek 2027'ler, 28'ler, 2030'lar, bu da Milli Muharip Uçağın tarihiyle çakışıyor. Biz bu dönem içerisinde dişimizi sıkarız da mevcutla devam ederiz gibi bir yaklaşım, bu kadar parayı vermeyelim, Milli Muharip'e mi aktaralım gibi. Sen bu süreçle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi burada Milli Muharip Uçağı biz üretmeye başlayacağız. Blok işte 0, 1 gibi bir takım isimleri olacak onların. Ama Milli Muharip Uçağın gerçekten hani İngilizcesiyle söyleyeyim, Initial Operation Capability, Standard Operation Capability, yani ilk harekat kabiliyeti ve standart operasyon kabiliyetleri gibi safhalara ulaşması yıllar alacaktır. Biz Milli Muharip Uçağı uçurduk. Ertesi günde envanteri aldık. Haydi bakalım cepheye de uçurduk gibi bir şeyimiz yok. İt dalaşına soktuk gibi bir şeyimiz yok. Bu zaman alacak. Bu sırada neyi uçuracağız? Bu sırada F-16'ları uçurmamız gerekiyor. Ya da bir şeyi uçurmamız gerekiyor. O nedenle 2027'de evet doğru, ama zaten 80 tane modernizasyon kitini almayı konuşuyoruz. Benim inancım odur ki bu modernizasyon kitleri peyderpey, bu iş onaylanırsa peyderpey gelecektir. F-16'lar modernize edilecektir bir yandan. Diğer yandan yeni F-16'lar envantere gelecektir. Bir yandan da Milli Muharip Uçak üzerinde çalışılacaktır. Burada çok konuşulmayan bir şey, hangi bloğun upgrade edeceği, hangi bloğun modernize edileceği. Şimdi F-30'lar vardı, blok 30'lar vardı, blok 40'lar vardı. Özgür modernizasyonu içerisinde blok 30'ları millileştiriyoruz diyelim. Evet, ona geleceğim. Blok 50'ler, blok 52, blok 50 plus'lar. Blok 30'lar 160 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Blok 30'lar ve 40'lar beraber. 30 ve 40'lar beraber ilk parti, evet. Evet. Buradaki blok 30'ları biz yapısal modernizasyon şeyler beraber, onarmalarla beraber blok 40'a getirdik. Hı hı. Benim anlayışım şudur ki ben hani şey yapılacağını zannetmiyorum, bunun açıklanacağını zannetmiyorum. Ortada açık bir bilgi yok ama benim aklım şöyle çalışıyor. Ben olsam blok 40'a getirilmiş blok 30 ve blok 40'ları 80 adedine modernize ederim. Blok 50 ve blok 50 pluslarla beraber uçurmaya başlarım. Bunlardan yapısal anlamda
şeyden çıkanları, envanterden çıkanların yerine de Block 70 Viper. Aslında neyi söylüyoruz? Dördüncü nesil, 4.5. nesil farkını evet. söylüyoruz. Yeni sıfır olan Block 70'leri de bunlar envanterden çıktıkça bu arada da envantere katıyor olurum. Çünkü şu anda bizim elimizde 245 yanlış hatırlamıyorsam F-16 var. Zaman içinde bunlar azalacak maalesef. Zaman içinde bunları daha modernize edeceğiz, güncelleyeceğiz. Bir yandan da yeniler eklenecek. 240'ın üzerine 40 tane daha gelse işte 300'ün altında bir uçak olacak. Bunun içinden bir kısmı envanterden çıkacak. Biz aslında 2030'da gene hepsi bir örnek olmuş olan, aynı konfigürasyona, yakın konfigürasyona gelmiş olan, bir kısmı hala 50 ve 50 plus ama çoğunluğu Viper olmuş olan 200'e yakın, 200'den fazla uçağa konuşuyor olacağız. Bu da doğal akışa aslında bizim zamanında çıktığımız nehrin yatağına geri dönmemiz, tekrar uygun bir şekilde yüksek bir operasyonel yeteneklilik, yeterlilik anlamında yüksek bir güçle tekrar sahalara dönmemiz anlamına geliyor. 2030'da. Ben artı her şeyi böyle bir F-16 üzerine konuşuyoruz ama insansız hava araçları konusunda Mius'un gelmesi, bir de tabii ki Hürjet'in bir yakın hava destek modelinin de gelmesiyle birlikte bunun altının epey dolacağını, ki şey hani Akıncı, Aksungur veya Anka'yı veya TB2'leri ayrı bir kategori tutuyorum. Bunlar da Türkiye açısından çok çok artı birer faktör olacağını da altına koyalım. Hep unutuyoruz çünkü bu analizi yaparken. Aslında öyle bir şeye girdin ki şimdi F-16'dan çıkıp Türk savunma sanayi ve havacılığın geleceğini iki satır bir şey söylemek zorundayız. Yerli hava füzeleri konuşuyoruz. Yerli hava yer mühimmatları konuşuyoruz. Bütün bunların hepsinin insanlı ve insansız hava platformlarından birbiriyle A merkezli muharebeyle yürütülmesini konuşuyoruz. Aslında son derece güçlenecek, son derece yetkin hale gelecek ve en önemlisi de yurt dışına bağımlılığı olağanüstü derecede düşmüş olan bir hava kuvvetlerini konuşuyor olacağız. Ve burada da önemli olan senin de dediğin gibi kendi sistemini, özgün sistemini, hani aslında bu hava füzesi güdümlü yeni nesil hava yer mühimmatları deyince bu da başlı başına bir uçak kadar, bir İHA kadar çok çok önemli. Belki onlardan daha önemli çünkü attığınız uçak sonuçta uçak bir taşıyıcı hale geliyor. Bunlar elinizde ise ilk yazacağınız en önemli silahların başında bu geliyor. Sonuçta bir platform ihtiyacı gibi geliyor ama bunları da çok çok dikkate almak lazım bu analizi yaparken. Evet, çok haklısın. Ben olsam Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirmeyi tercih ederdim bir komşu ülke olsam. Yani işte ilgili makamların dikkatine diyoruz artık. Onların bilecekleri bir konu. Fazla kaşınırlarsa neler oluyor ortada. Özgür çok çok teşekkürler. Turdef, İngilizce yayın yapan, Türk savunma sanayini yurt dışına tanıtan ve yurt dışından da çok dikkatle takip edilen çok önemli bir web sitesi sahibi ve genel yayın yönetmeni Özgür Ekşi ile birlikte F-16 odaklı konuştuk. Ama işin son şeyleri farklı farklı analizleri ve boyuta taşımayı gerektirdi. Çok teşekkürler güzel bilgiler için. Bakalım bunun ilgisi nasıl olacak? Bir sonraki video buna göre şekillenecek diyelim. Çok çok teşekkür ederiz yayın için. İzleyicilerimizle bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.